Arkadaşlar sizin de çok istediğiniz yaptım yapmadım challenge çekeceğiz ve çok ilginç sorularımız var. Çok ilginç, korkunç ve güzel sorularımız var. Bunları amcam hazırladı. Biz bilmiyoruz. Babam da bana buradan gönderdi. Şimdi onların arasından okuyacağız sıra sıra. Ama korkuyorum rezil olmaktan çünkü çok komik sorular da var cidden. Evet. Hakkımıza bilmediğiniz şeyler de var. Bakalım. Başlayalım mı ilk sorudan? Arkadaşlar bu arada bu sefer değişik bir nesil oldu. Yaptıysak böyle, yapmadıysak da böyle yapacağız. Evet. Bu sefer kağıtla yapmayalım dedi. Çünkü kağıtla yapınca daha böyle hemen kaldır falan zor oluyor. Aynen. Sorayım mı? Hadi sor. Daha önce hiç torpil, araya adam sokma gibi işler içinde bulundunuz mu? Bu işlerin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Ya aslında bu şey torpil, araya adam sokma falan değil de ne bileyim, bunu herkes yapmıştır bence yani. Küçük böyle küçük ya da mesela işler, böyle hani karıştı. Instagram'da çok takipçin olduğunda falan bir yere gittiğinde ya da YouTube'da mesela oyunu diye bir yere gittiğinde daha şanslı olabiliyor tabii ki. Böyle evet. Şeyler araya adam sokma değil de ne bileyim bence yapmışızdır yani. Yani. Yapmadım diyemem. Ya da okulda falan böyle şeyler oluyor illa. Aynen. İkinci soruyu ben okuyacağım. Ay bir şey diyeyim mi? Bunun büyüklüğü küçüklüğünü bilmiyorum. Bence daha önce hiç hırsızlık yaptınız mı? Şimdi bunun büyüklüğü küçüklüğünü yani böyle büyük bir yerden bir şey çalmadım tabii ablamdan ki. Ablamdan yapmış falan. Olabilirim. Ablam mesela en sevdiğim, en yakın arkadaşlarım. Şey mesela ablam üniversiteye gideceği zaman şehir dışında okuduğu için. Ama o da hani öğreniyor tabii ki. Aynen. Onun bir şeyini alıyorum şey mesela gittiğinde haberi olmuyor. Bende kalmış oluyor. Hırsızlık sayılırım bilmiyorum da. Gizlice eşyasını almak. Bence çok kötü bir şey. Yani. Işıl'da ablasının ayakkabılarını falan çalıyor. Şu anda bir spor ayakkabı var yanında. Şu an benim ablamın bir şeyi bende yok herhalde. Sıradaki soruya geçelim. Hadi sen oku. Peki daha önce hiç herhangi birini öldürmeyi aklınızdan geçirdiniz mi? Bunu geçirmeyen yoksa ben... Bunu geçirmeyen... Allah'a emanet öleyim yani. Cidden nasıl yani yaptım? Yaptım tabii. Yani cidden insan böyle bazen bir şeylere çok sinir oluyor. Yolda olabilir. Birisi Allah aşkına hiç sevmediğiniz birini öldürmeyi aklınızdan geçirmediyseniz ben... Sınıfta olabilir. Öğretmeniniz olabilir. Bana düşük not veren bir öğretmen. Yo ya da mesela ne bileyim arkadaşınla bir kavga ettiğin biri okuldaki olabilir. En nefret ettiğin kişi illa vardır ki yani, o kişi. Yani ben cidden düşünüyorum bazen böyle çok sinir oluyorum insanlara. Veya şey bak hoca birini okutturacaktı. Onu veya bir dansta bir oyun oynuyoruz hani. Dans ediyoruz. Biri dans ediyor. Onu hani seçiyor Allah belanı. Yani bayağı bir oluyor böyle şeyler. Bence düşünmeyen yoktur, imkansız bir şey. Evet. Şöyle ciddiye almayın yani. Öyle bir şey yapmam da insanın aklından geçiyor. Sıradaki soru. En yakın arkadaşınızın sevgilisi, eşine aşık, sevgilisi veya eşine aşık oldunuz. O da size aşık, arkadaşınıza ihanet eder mi? Şimdi mesela en yakın arkadaşımın sevgilisi var. Ben ona aşık oldum, o da bana aşık. Ama o zaman neden o kızla sevgili olsun? Mantıksız ama eğer mesela böyle uzun ilişkiyse ayrılamıyorlarsa, aynen kıza üzülüyorsa falan bilmiyorum. En yakın arkadaşıma ihanet eder miydim? En yakın arkadaşım bu videoyu izliyorsa... Etmezdim. Ben ederdim. Ben her şeyi yapıyorum. Genelde kötü kız rolünde oynuyorum. Bir şey diyeyim mi? Şimdi Işıl belki yaşından geri öyle düşünüyordur da bilemem yani. Arkadaşımla biri olmayacaksa edebilirim. Riskli. Hadi okuyorum. İzlemeyin arkadaşlarım. Size aylık 20 bin lira maaş verilse... Dur. Size aylık 20 bin lira maaş verilse yurt dışındaki en kötü ülkede yaşar mıydınız? En kötü ülke hangisi şimdi karar veremem. O 20 bin lirada birkaç gün çalışıp sonra Türkiye'ye gidip. Ama bir şey diyeyim mi? 20 bin lira. Türkiye'de kazanılmayacak bir para değil aylık olarak yani. O yüzden ben gitmezdim. Ya ben de gitmem ya. Yapmam. Çok dalga yani geçerdim. Sonuçta iyi bir mesleğin olsa burada da 20 bin liraya daha fazlasını bile kazanabiliyorsun ayda. O yüzden neden gideyim aynen ki? Çok kötü bir ülke ve ailemden her şeyden uzağa. Peki yine aynı koşullarda hırsızlık yapar mıydınız? Şimdi hırsızlık yapacak aynı koşullarda yine ceza, dini kuralları hiçbir şey yok. Bana ama göre bu da yine hep hem evet hem hayır. Benim de hem yaparım hem yapmam. Çünkü şöyle düşünürüm. Eğer sadece herkese özgü olacaksa zaten ülkede böyle bir şey kalmaz. Sürekli herkes her şeyi çalar çünkü suç ben yok, bir şey yok. Ben bir meslek görmüştüm. Çalmasınlar diye herkes geçmeyen kalemle üzerine isimlerini falan yazıyordu. Nasıl yani? Mesela ayakkabının üzerine yazıyordu ismini falan. Ciddi misin? Pantolonun üzerine arkasına falan yazıyordu, içine falan. Her yerine. Şimdi mesela dini kurallar bir şey yok. Ülkede hiçbir şey kalmaz ki. Herkes sürekli hırsızlık yapar çünkü para harcamak insanlar her şey pahalı olduğu için zor geliyor. Aynen. Ya da ne bileyim bana özgü olsa yani giderim adama... En sevdiğim mağazalara gidip bir şeyler çalabilirdim. Sonuçta suç hiçbir şey yok. Batsız her şeyini alıyorsun götürüyorsun. Şey aslında suç, ceza, dini kurallar olmasa bu hırsızlığa girmiyor bence. Öyle bir şey yoksa zaten bu hırsızlık değil. Gidip bir yerden bir şey almakla aynı şey.
Aynen yani. Mantıken ben en sevdiğim mağazalardaki rafları şöyle bir... Şöyle ama o zaman bağlı. Mağazalarda bir şey kalmazdı. Sıkıntı orada. İnsanlar bir şey üretemezdi. Bence de mantıklı. Bu güzel fikirmiş. Ben bunu çok beğendim. Dünyadaki en ünlü kişi olup da param olup herkese saçmak gibi bir şey yani bu zaten. Aynen. Mağazadan şöyle bir şal. Gökten uçaktan yağdır şöyle. Ay çok güzel. Bir dizide şey var böyle. Hırsızlık yapıyorlar. Sonra paraları böyle uçaktan aşıyorlar, yığıyorlar. Çok iyiydi ya. Herkes de paper o kadar iyi ki insanlar coşuyor böyle. Gökten para yağıyor. Tamam, sıradaki soruya geçiyorum. Acayip paraya sıkıştınız diyelim. Adamın birisi size bir böbreğiniz karşılığında 500 bin lira veriyor. Satar mısınız? Satarım. Ay bir şey diyeyim mi? İnsanlar tek böbrekle de yaşayabiliyor. O yüzden satarım. 500 bin liraya bir ev alırım, bir şey yaparım. O tek böbrekle yaşamak olsa mesela 500 bin liraya değer bence. Ama zaten çok sıkışmışım böyle ve adamın da ihtiyacı var diyelim. Tek böbrek, aynen, tek böbrekli insanlar yaşayabiliyor. Böbreği gayet sağlıklıysa. Evet, zararlı bir şey de değil. O yüzden yani böbreğim sağlıklıysa ve vermem yanlış bir şey değilse 500 bin lira için veririm. Ve bir böbrekte hala yaşayabilen bir durumdaysam. Evet, 500 bin lirayı hemen anında alıyorum, kabul ediyorum. 200 bin lira verseler hamam böceği, kurtçuk, tırtıl, pişmiş fare eti ve örümcekten oluşan kokteyl tabağını yer miydiniz? Böbreği satmak daha mantıklı geliyor. Ama yine böbrek satmak daha mantıklı. Böbreğin satmıyor milyatla 500 bin lira. Bununla böcekleri ye 200 bin lira. Ama yine de böcek yiyip kusarım daha sonrasında. Veya böbreğini satacak yani. Ondan sonra kurtçukları falan yesem 200 bin liraya. 700 bin liraya hayatımı yaşarım. Ama bir şey diyeyim mi? Böceklerden falan nefret ediyorum ve ay çok çirkin. Ama yine yerdim, sonra gidip kusardım. Ama yine de o parayı alırdım sonuçta. Işte örümcekler, tarantuları falan yediğini düşünsene. Yine de o fare, çıkacak yani. Fare ay. Ama ya haram, vazgeçtim şimdi. Hayır haram değil. Ama çok iğrenç böyle yumuşak yağlıyor. Ya. Vazgeçtim, ben yemem. Ben de yemem. Böbreğimi ikisini de satarım ben. Sıradaki soru. Beyninizin arkasından hiç pislik yaptınız mı? Ben şuna ki sen genelde her gün, her dakika pislik yaparım. Mesela evde durup dururken hiçbir şey olmamış halde beni korkutmaz bile dair. Ama ben genelde herkese ki sen pislik yaparım. Daha dün tuvaletteki ışığı kapattım. Sude de diyor ki telefonum var boşuna kapatma diye bir bağırdı. Genelde zaten ben tuvalete girdiğinde ışıl, tuvalete girdiğinde ışık kapanır illa. Işık açıkken yap, tuvaletinde yapamazsınız. Ya da mesela ben ışılı genelde böyle... Bu bir kural. Böyle, evet. Işıl'la mesela evde tek kaldığımızda falan ben böyle saklanıyorum bir yerlere. Zaten Işıl çok korkuyor. Altıma yapıyorum affedersiniz ama. Evet. Ben bir yere saklanıyorum sonra bir de babam gece böyle bir markete gidiyor, bir şey alıyor veya bir yere gitmesi gerekiyor mesela. Ama bir şey diyeyim mi? Bizi tek bırakıyor ve tabii ki ben Sude'yi dövesiye dövesim geliyor. Bir şey diyeyim mi? Bu huy bize nereden geçmiş? Kimden gelmiş? Babam. Evet gerçekten. Ya durup dururken diyelim ki mesela video çekiyoruz, tamam mı? Bir videoda belki hatırlarsanız, hangi video hiç hatırlamıyorum. Elektrikler gitti ve biz karanlıktan aşırı korkuyoruz. Çığlık attık. Bunu bile amcamdan biliyoruz. Cidden baba ışığı aç diye bağırıyor. Hayır. O kadar şey bize böyle aktarmışlar ki. Bir şey olsa onlardan biliyoruz artık. Mesela şey babam ve amcamın kavgalarını biliriz. Mesela Erdi'ye gidiyoruz, orada birbirini suya falan atmaya çalışıyor. Her gittiğimizde olur mesela. Hele geçen sene Erdi'ye gittik, hiç unutmuyorum. Amcam birbirinin kafalarına falan tükürüyorlar. Böyle pislik yapmayı seven insanlar görmüyor. Denizden babam ve annem eczaneye gitti. Biz denizin böyle iskelesinin orada duruyoruz. Babam ve annem gelirken amcam gel, babamı denize it. Babamın denizinde telefon, acebinde telefon. Babamın telefonu bozuldu. Babam sonra gitti amcama telefon almıştı. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Gereksiz yere babamın telefonu suya düştü, bozuldu yani. Sırf pislik uğruna her şey gidiyor. Bir de onun içerisinde işim işe her şeyi vardı. Bir de şey. Geçen bayramda da babam senin babanın gözlüğünü kırdı. Bizim evde böyle şeyler oluyor yani. Birinin eşyasına zarar geliyor. Mesela şey, onlar Erdek'e gidiyoruz birbirine. Kum atarlar. Ondan sonra mesela senin amcan hatırlıyor musun? İskele vardı. Onun altından geçiyordu senin amcan. Birbirine kafalarını falan tükürüyorlar. Hayır. Onu geçtim. Geçen denize gittiğimizde bu seneydi. Amcamla ben denizdeyiz. Amcam geliyor. Denizin içinden şöyle kum alıyor. Kafamın içine sokuyor. Saçlarımın arasına karıştırıyor. Saçlarım bak, arasında bak böyle alıyor. Böyle sarsıyor. Hayır ama sadece asla amcamla denize gidilmez yani. İkisi zaten
bir kişiye pislik yapıyorsa o kişi kesin öldü, anlıyor musun? Böyle ablamla amcamın deniz kavgaları meşhurdur. Sürekli ıslak, ay soğuk su. Aa, aklıma bir şey güneşlenirken soğuk su döküyorlar. Ben geçen gün bu sene denize uyuyakalmışım. Ben güneşlenirken hep uyuyakalıyorum. Tam uyuyorum, şuramdan bir soğuk su geçti. O sıcakta. Ya yani sürekli böyle şeyler oluyor. Diğer insanlar ıslanıyor falan. Bize bağırıyorlar. Düşsene bak. Amcamla babam bir araya geliyor ve ikimize pislik yapıyor. Kesin biz ölüyoruz var ya. O yüzden yani. Hayattaki en riskli şey falan. Ölürüz yemin ediyorum. Yani bizim halde pislik meşhur bir şey. Sonunda cevap böyle oldu. Kahvaltıya oturuyoruz. Herkese dalga geçiyorlar ama görmelisiniz. Çok komik yani. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuza paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olsun yanındaki. Küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ekstra haberdar olabilirsiniz. Yukarı çıkan Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Cemil abi kanalına da abone Cemil abi değil, Cemil Güler. Amcamın yeni kanalı Cemil Güler. Ona da abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan videoları tıklarsanız o videolarda gidebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.